Bir tane de küçük var içinde. Onu da alacağım. Gel buraya. Aynı dal parçaları gibiler. Reynem ne yapıyorsun sen? Hani hafiften böyle bir yürüyüş yapacağım oraya doğru. Yaprağı arayacağım. Yanımda Reyna'yı da götüreceğim. Bakın hepsi yaşıyor sağlam. Kızım ne yapıyorsun sen orada? Ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü video ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yeni böceğimi göstereceğim. İki tane aldım bunlardan. Yalnız onlardan size tam bahsetmeden önce dışarı bir çıkıp ona yiyecek. Yani bir Ecoruptus ya da Gumtree yaprağı var. Ondan alacağız. Ondan sonra geleceğiz eve, sonra size göstereceğim ve anlatmaya çalışacağım. Hani hakkında fazla bir şey de bilmiyorum gerçi ama bakıp bilgisayardan hem size de anlatacağım hem kendim de öğreneceğim. Reyna da şu an yanımda. Dostlarım bu arada selam göndermek istiyorum buradan. Takipçilerden Ayberk Köroğlu. Baktım zaten altta da görürsünüz 89 tane like almış komenti. Abi sen böyle severek işten hayvanlara bakıyorsun ya. O an çok mutlu oluyorum. İnşallah çok çabuk kanalda hayvanlar da gelişir. Büyük sağlıklı olurlar. Pozitif yorumun için çok teşekkür ediyorum Ayberk. Bu arada bir kişiye daha selam göndereceğim. Bilal Safa Pekşen kardeşim. Buradan sana da çok teşekkür ediyorum pozitif yorumun için. Yorumunu okuyalım. Abi seni çok seviyorum. Çok samimisin. Teşekkür ediyorum yorumun için. Arkadaşlar böyle yorumlardan artık herkese böyle seçeceğim, selam göndereceğim. Bir dahaki yorum belki sizi de söylerim. Reynem ne yapıyorsun sen? Hani hafiften böyle bir yürüyüş yapacağım oraya doğru. Yaprağı arayacağım. Yanımda Reyna'yı da götüreceğim. Şimdi bakın çiftle inci dışarıda. Onlar sürekli çiftleşmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz inci kızağında. O yüzden hani biraz yorgunlar. O yüzden onlar burada duracak. Size balıklarımı da göstereyim. Ne durumda olduklarını. Bakın hepsi yaşıyor sağlam. Kızım ne yapıyorsun sen orada? Ne? Tamam dışarı çıkartacağım seni. Bakın balıkların hepsi yaşıyor. Yani hiç ölen filan yok. Akvaryumda da akma filan yok. Yani süper duruyor şu anlık. Sadece buraya bir ara biraz kaya filan koyacağım. Hani sizler de yorum yapmışsınız. Ben de zaten biliyordum ama kaya olmadığı için koyamadık. Kızım dur. Dur sen dur. Rahatsız ediyor bu da beni. He? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Tamam. Hadi çıkalım. Ama benim bir çorap giymem lazım. Bugün hava da bayağı güzel. Güzel bir gün. Dur kızım dur. Şöyle hemen giyeyim çorabımı çıkalım. Umarım o yapraktan bulurum. Bu böcek sadece Ecoruptus yaprağıyla Gumtree yaprağı yiyormuş. Bunlar da zaten Avustralya'nın kendi bitkileri, kendi ağaçları. Kızım dur, kokulu şey. Şşt, ey. Dur kızım dur lambaları kapatalım dur. Gel. Şuna bak şuna heyecanlı. Benim ayakkabım nerede? Bir dakika. Ayakkabı herhalde şurada. Bakın kanaryalara. Bundan üçü de erkek çıktı. Yani çok erken var. Elimde herhalde şu an 2 ya da 3 tane dişi var. Bunların gerisi hep erkek. Ama yine tutacağım onları. En azından ötüşleri için. Buna bak buna. Bu ne abi? Dur. Senin tasman da biraz boğulmuş ama neyse. Gel. Ben çıkacağım önce. Siz de dostlarım. İlk önce bekleyin biraz sakin olsun.
Ben çıkayım, ondan sonra o gelsin. Bakın süper. Şimdi nereden ekülüptü sağcı bulacağız. Şuna bak. Şişt, çekme. Bakın şu an süper. Çekme filan yok. Gel. Üstümü batırmışsın. Ya bakın şu doğru köpek gezdirme. Kendi direkt böyle yürüyor. Yani bu olması gereken. Mesela sizi çekmiyor. Hadi gidelim. Görüyor musunuz? Yani doğru gezmesi gereken bu. Yani gezirken sizi çekmemesi gerekiyor. Bakın cebimde bile götürüyorum. Yani çekmiyor. Gel. Dur. Şişt. Yani köpek sizi takip ediyor. Oradan bir köpek avladı. Ona bakıyor. Şimdi şurada böyle ağaçlar var. Herhalde bunlardan birisi Eucalyptus ağacı ama hangisi? Bir yakından bakacağım. Bu ne ya? Çöp var buralarda. Avustralya'da böyle her zaman çöp olmuyor. Gel kızım gel. Gel. Şunlardan hangisi Eucalyptus? Şu çok benziyor ya. Şu ağaç var ya. Acayip benziyor ama emin değilim bu mu? Başka ne var? Şöyle bir daha bakalım. Gel. Şu kadar miktar yeterli herhalde. Umarım doğrudur. Eucalyptus yaprağıdır bu. Sonra gelip yine bakacağım ya. Eğer bu mu değil mi? Çünkü bazı ağaçlar burada hep birbirlerine çok benziyor. Ama diyor ki aşağı doğru bakacak diyor. Bu da aşağı doğru bakıyor yaprakları. Neyse daha sonra yine bir araştırma yaparım. Şimdilik alayım bunu. Zaten evde biraz var gum tree. Yani gum tree ne demek oluyor? U ağacı diyorlar burada. Türkçesi saçma oldu. Hadi neyse gidelim eve. Gel. Gel kızım. Buraya inleme bak nasıl da yürüyor. Kibar kibar. Aferin kızım. Karga geçti. Umarım doğru ağacı almışızdır ya. Bilmiyorum ne kulüptü sağcı mı değil mi? Kızım. Oğlum süper ya. Tam istediğim gibi. Ne çekme var ne bir şey var. Ne sağ sol zırtlık koklama var. Süper. Tam istediğim gibi. Ya bana hayatı zor yapmıyor gördüğünüz gibi. Yani köpeğimi ben dışarı çıkartırken korkmuyorum. Ya işte çekecek ya yine başlayacağız streslere filan. Dostlarım tam eve gidiyordum. Bir baktım bir tane daha şurada bir ağaç var. Bu da acayip benziyor. Bilmiyorum bundan mı alacağım ondan mı alacağım. Ben bundan da az bir şey alacağım. Ne olur ne olmaz eve gidince iyice bakacağım hangisi diye. Çünkü hepsi birbirine çok benziyor ya. Neyse bundan da alalım. Ya da bu da mı aynı ağaç bilmiyorum ki. Tohumları çok birbirine benziyor ama bakalım. Gel Reyna. Gel. Oh. Dur basma kızım basma. Adam şeyleri çiğnedi ya. Dur. Ben... Önce ben girdim. Sonra o girdi. Giremedi gerçi. Kapıya takıldı. Dur kızım dur. İpini açalım bu kızın. Çipi mi özledin? He? Çipi mi özledin?
Bu Reyna ile çift birbirine acayip düşkünler. Ama şu an İnci kızandı olduğu için gel gel oraya değil oraya değil. Kam. Kamiye. Kam. Şunları bir koyalım. Gel. Gel. Şuradan da su akıyor, buraları yosun yapıyor. Buna da bir çözüm bulacağız. Hadi hadi çıkın. Dostlarım birini çıkarttım. Bakın burada bir tane de küçük var içinde. Onu da alacağım. Gel buraya. Gel gel. Aynı dal parçaları gibiler. Ama dikenleri var. Hop aşağı düştü. Bakın şuradan şöyle göstereyim. Bayağı güzel hayvanlar ya. İyi enteresan yani. Şöyle göstereyim. Şöyle yakından mı göstereyim? Burasını böyle bakın akrep gibi oluyor. Neyse şimdi bunları bir koyalım. Sonra bunlara daha büyük bir konteyner alacağım. Bunlara günde iki kere böyle bu şekilde şöyle bir fıs fıs var. İki kere günde sıkıyoruz yapraklarına ki su ihtiyaçlarını böyle karşılıyorlar. Şimdi koyalım bunları. Gel buraya gel. Nasıl da böyle tırmanıyor ya? Şöyle getireyim hatta. Hava da biraz karanlık. Evin içi de karanlık. Bakın şuradan da göstereyim. Böyle kıpırdamadan durdukları zaman bilemiyorsunuz sanki böcek. Hele ki bir de dalın üstündeyse. Süper bir şey ya. Bakın ne gördüm orada. Çife bakın. Eşleşmeye çalışıyor orada İnci ile. Ne yapayım kızım? Şimdi şuna devam edelim. Dostlarım biraz araştırma yaptım. Fazla bir bilgi bulamadım ama yani bulduğum kadar size de bahsedeceğim. Şöyle bir elimi alayım önce. Bayağı dikenli bir hayvan ya. Dur dur dur. Yalnız insanlara karşı bir agresif ya da böyle bir zehirli falan değiller. Bakın ne kadar enteresan. Şöyle getireyim. Ne kadar görünebiliyor ama. Nasıl çirkin bir şeysin lan? Alien'a benziyor ya. Değişik bir şey. Ama ben böyle enteresan hayvanları seviyorum yani. Böcek de olsa. Yalnız ben bir şeyden acayip tiksiniyorum. At sineklerinden acayip tiksinirim. Pireden acayip tiksinirim. Hani örümcekten şundan filan tiksinmem ama bazı böyle böcek türlerinden ben de tiksiniyorum. Sevmiyorum. Şimdi dişileri 15 ile 20 santimetre büyüyormuş. Ondan sonra erkekleri de onların yarısı kadar. Dişilerin vücutları daha iri. Dişilerinde kanat yok. Ama erkeklerinde kanat var. Yani erkekler çiftleşmek için uçabiliyorlarmış. Yani uçarak eşlerini buluyorlarmış. Bu arada bunlar yaprakların üstünde ya da dalların üstünde böyle sağa sola sağa sola sallanarak
böyle iyi kamuflaj oluyormuş. Yani aynı bir yaprak görüntüsü alınıyor, böyle gösteriyor dışarıya. Yani dostlarım gerçekten belki öyle görünmüyor ama mesela bunu siz bir dala falan koyduğunuz zaman gerçekten kıpırdamadan duruyor çoğu zaman. Bilemiyorsunuz o hani böcek. Çok iyi kamufle olabiliyor. Başka neler var aklımda kalan? Bunlar yumurtlayabiliyor. Yumurtluyorlar mesela, günde 1'den 7'ye kadar yumurta yapıyor. Yumurtaların çatlama süresi, yani böyle tohum gibi yumurtalar bu arada. Bildiğiniz yani tavuk yumurtası gibi değil. Çatlama süreleri yaklaşık 4 ile 8 ay, 12 ay süreni de varmış. Yani türüne göre değişiyor. Eucalyptus ağacıyorlar, Gumtree ağacıyorlar. Zaten videoda gördünüz, yaprak aradık deli gibi. Ondan sonra başka ne var ya aklımda? Benim de aklımda. Bunlar mesela doğada bunların tohumu düşüyor. Karıncalar alıyor, bunların tohumunu götürüyor. Ne oluyor? O tohum, karıncalar o tohumda böyle başında böyle tatlı bir şey var. Yiyorlarmış onu ama diğerisini bırakıyorlar. Sonra o tohumdan çatlıyor. Yavru da çıkıyor tohumdan. Ne oluyor? Yavruları çok hızlı hareket edebiliyor. Aynı karınca gibi. Karıncalar onu tanıyamıyor. Yani aslında karıncalar yardım ediyor onların yumurtasına, çatlamasına. Çünkü doğada yoksa o tohum zannedip başka şeyler yiyor. Hani ne bileyim, kuş filan yiyor onların tohumunu. Ya bayağı böyle bir değişik bir hayvan. Avustralya'nın doğusunda yaşıyorlar bunlar. Yani South Australia diyorlar. Ana vatanı yani orada, biliyorsunuz Avustralya bayağı büyük bir yer. Ben de böyle ilgi duydum. Pet shop'taydım. Yem almaya mı ne gitmiştim dün? Tam hatırlayamıyorum. Akşamüstü. Ya bir baktım, bu ne dedim. Spiny insect. Daha önce de zaten görmüştüm. Bunu genelde burada çocuklar besliyor. Dedim ben de alayım. Hani olsun. Acayip seviyorum böyle ya. Tuhaf da bir hayvan. Bakın şöyle yakın araştırayım. Değişik. Şu an elimde hızlı hareket ediyor. Ama aslında yavaş. Şöyle bunu geri koyalım. Gel. Gir. Girdiği için hadi. Şimdi az bir yaprağa su sıkalım. Günde iki kere iki fıs sıkıyoruz yapraklara. Yapraklar nemleniyor ki onlar da hani su ihtiyacını o şekilde karşılıyor. Bakalım bu yeni aldığım yaprakları yiyecekler mi? Sonra bunlara daha büyük bir konteyner alacağım. Bu arada bunların yaşama süresi 1 yıl yaşayabiliyorlarmış. Yani 1 yıl sonra ölecekler. Ama dişileri erkeksiz üretebiliyor. Mesela bundan şu an içinde erkek yok, ikisi de kız. Dişiler ürüyor ya, yumurtluyor. O çatlayan yumurtaların hepsi dişi çıkıyormuş. Yani erkekleri zaten tuhaf türü, böyle ince, uzun, kanatlı. Bunlar gibi değil. O yüzden yani çok orası acayip bir enteresan buldum ben. Düşünsenize, erkek olmadan yürüyor. Neyse şimdi bunu yerine koyalım. Şimdilik bunun yeri burası olsun. Şuraya koyayım. Tartının üstüne. Daha sonra da oraya bir tane alacağım. Burada da zaten şu alanda delikler var. Hava alabiliyor. Ama daha sonra daha iyi bir şey alacağım. Süper ya. Değişik bir şey oldu böyle. Dostlar, böylece de bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.